Kripto Para programı ile karşınızdayız. Bu hafta ben eşlik edeceğim programda size. Kimler olacak konuklarımız? Hemen konuklarımızı takdim edeyim. Birazdan Paribolt Danışma Kurulu üyesi Turan Sert bizimle olacak. Masa'nın biliyorsunuz önümüzdeki dönemde aslında sektörde yeni düzenlemelere gitmesi bekleniyor. Bunu konuşacağız. Tabii burada Masa'nın denetimi altında olması, borsaları nasıl etkiler? Buradaki detayları ele alacağız. Son önemli işlem hacimleri nereye geldi? Türkiye'deki yatırımcı özellikle kripto paralarda artan oynaklık ama özellikle yaşanan sert düşüşten sonra acaba işlem hacimlerini azalttı mı? Hepsini Turan Sert'le detaylandıracağız. Sorularınızı da bloomberg.com.tr adresine bekliyoruz. Daha sonrasında ise Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu üyesi ve Blockchain Türkiye Platformu Danışma Kurulu üyesi Barış Özistek bizimle olacak. Kendisiyle de dijital ödeme sistemlerine bunun içine kripto paranın dahil edilip edilmeyeceğini ama aslında en temel kavram kripto parayla dijital para arasındaki farklar ne? Buradaki detayları da yine Barış Bey'le konuşacağız. Ben vakit kaybetmeden hemen ilk konuğuma gideyim. Turan Sert bizimle dedim. Hoş geldin Turan Bey yayına. Merhabalar Güzem Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi öncelikle bu MASAK tarafına gelmeden isterseniz bizi izleyenlere biraz bu regülasyon işine açarak başlayalım. Çünkü her seferinde diyoruz ki kripto paranın doğasına regülasyon aykırı ama geldiğimiz noktadan kara paranın aklanmasından ya da Türkiye'de kapatıp giden borsalar, platformlara kadar bir denetimin olmaması, düzenlemenin olmamasından dolayı yaşanan sıkıntılar var ve bunlar giderilmeye çalışılıyor. Nasıl görüyorsunuz bu son gelişmeleri ve regülasyonu kripto paralarla nasıl entegre edebiliriz? Tabii ki açıklamaya çalışayım. Dediğiniz gibi kripto paralar regülasyona tabi değil gibisinden bir söylem var. Ancak belki biraz açıkla kavuşturmakta fayda var. Bizim şu anda işte geleneksel olarak onlarca yıldır yaşadığımız finansal sistemi bir ana kara olarak düşünürsek kripto paralar aslında ana karadan uzakta okyanusun içindeki bir ada gibi. Dolayısıyla o adaya ulaşmak zor. Ancak o adaya geçiş diyebileceğimiz köprüler ya da gemiler, kayıklar ne derseniz deyin. Onların denetlenmesi söz konusu, onların denetlenmesi gerekiyor. Halkımız bu işe çok aşina olmayan, finansal olarak, teknolojik olarak okur yazarlık anlamında yeterince bilgiye sahip olmayanların korunması için denetlemenin mutlaka olması gerekiyor. Bu denetlemenin de öncelikle dediğim gibi o kripto dünyasına geçişi sağlayan kripto para borsaları ya da kripto para alım satım platformları üzerinden olması gerekiyor. Tüm dünyada böyle, ülkemizde de gördüğüm kadarıyla bu şekilde denetimler yavaş yavaş regülasyonlar başlayacak. Bu çok doğru, çok yerinde bir adım. Peki hemen Masa'nın haberini de ben aktarayım. Yani olası haberi, daha doğrusu beklenen haberi, daha resmiyet kazanmadı ama burada yeni düzenleme ile kripto para borsalarına sermaye şartı getirileceği ve yapılacak işlemlerin de Masa'nın denetiminin altında olacağına dair haber. Daha önce kamu otoritesinden bu yönde açıklamalarda görmüştük. Bu sebepten ötürü de zannediyorum ki yeni dönemde bu sermaye şartı daha çok konuşulacak. Peki ne dersiniz? Türkiye'deki platformlar, ki siz de Paribu Danışma Kurulu üyesiniz, oradaki rakamlara da hakimsiniz. Hem Paribu özelinde sorayım hem de sektördeki diğer büyük oyunculara baktığınızda sermaye şartı sektörü zorlar mı yoksa iyi olur? Biraz belki konsolidasyon olur ve ne diyelim, sağlam platformlar, gerçekten hizmet sunan platformları ayrıştırmak daha mı kolay olur bu düzenleme gelirse? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Kripto para sisteminde, kripto para alım-satım platformları dediğimiz aracılar maalesef sadece alım-satımla uğraşmıyorlar. İşin doğası gereği kullanıcıların yeterli teknik donanıma sahip olmamalarından dolayı kullanıcıların kripto paralarını da aynı zamanda saklamak durumunda kalıyorlar. Ve finansal dünyada eğer müşteriniz adına herhangi bir saklamada bulunuyorsanız o zaman kanuni denetimlerin gelmesi kaçınılmaz. O zaman kanun koyucuların sizin müşterinizin parasını tutabilecek kadar finansal gücünüz olduğunu istemesi de kaçınılmaz oluyor. Paribu hep bunu savundu. Paribu adına tabii benim danışma üyesi olarak hani çok net olarak konuşmam mümkün olmayabilir ama daha henüz yeni açıklanan bir durum var biliyorsunuz. Sermayesini kendisi henüz böyle bir zorunluluk gelmeden 50 milyon TL'ye yükseltti. Dolayısıyla böyle bir
Piyasada Güzem Hanım maalesef çok fazla alım satım platformu olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni henüz denetimin gelmemiş olması ve bu nedenle maalesef yeterli teknik donanıma, yeterli mali güce sahip olmayan alım satım platformlarında müşterilerin paralarını emanet aldığını görüyoruz. Bu nedenle gerek sermaye yeterliği, gerek kurumların organizasyon olarak yeterli sayıda çalışan olması, yeterli eğitim düzeyinde çalışanın olması, gerekse lisanslama gibi belli konularda devletimizin getireceği, kanun koyucuların getireceği düzenlemelerin ben çok yerinde olacağını düşünüyorum. MASAK kısmı kripto para borsaları sadece MASAK tarafından denetleyecek anlamına geldiğini düşünmüyorum. Bu alanda kanuni düzenlemelerin bildiğim kadarıyla Hazine tarafından ortak bir değişik farklı devlet birimleri tarafından bir araya gelerek oluşturulan bir taslak var. Bu taslak şu anda görüşülüyor. Bunun ne şekilde sonuçlanacağını göreceğiz. Dediğim gibi MASAK sadece işin kara para aklama kısmında nasıl normal finansal kurumlar bu alanda MASAK'a belli raporlamaları yapmaları gerekiyor. Benzer şekilde kripto para borsaları da bunu yapacaklar. Yapmaları da gerekir. Çok normal. İşin doğası gereği gerekli ve kripto para borsalarının bu tip raporlamaları yapma konusunda tahmin ediyorum belli süre verecek kendilerine ve bu sürenin sonunda istenecek. Ama zaten şu anda da alım satım platformları bu alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir zorluk olacağını düşünmüyorum orada. Şimdi bizi izleyen yatırımcılar ya da işte henüz yatırım yapmamış ama bu piyasaya yatırım yapmak isteyenler için biraz daha ne diyelim temel kavramlar üzerine ilerleyelim istiyorum Turan Bey. O da şu, işlem yaptığımızda normalde mesela Borsa İstanbul'da işlem yaptığınızda bu Takas Bank üzerinden hesaplara geçiyor, emir iletiliyor. Ya da işte Forex piyasasında yapıldığında Interbank üzerinden ya da sisteme emir iletiliyor. İşte Londra borsasından, New York'tan, exchange borsalardan oluyor. Kripto para tarafında Paribu ya da X bir platformdan işlem yapıldığında otomatikman örnek veriyorum ben Bitcoin almamış mı oluyorum? Öncelikle Paribu bunu hesabında saklıyor ve sonra mı sisteme emre geçiriyor? Yani oradaki saklama hizmeti dediğiniz nedir tam olarak? Tabii şöyle açıklayayım. Çok doğru bir yerden girdiniz. Ben o örnekten devam edelim. Dediğiniz gibi BIST'te, Borsa İstanbul'da alım satım yaptığınız herhangi bir hisse senedini siz sizin adınıza Takas Bank'ta ve Merkezi Kayıt Kurumu'nda saklanıyor. Aracı kurumlar sadece aracılık yapıyorlar burada ve sizin hesabınız Takas Bank'ta oluyor. Hesabınızı ve Merkezi Kayıt Kurumu'nda oluyor. Kripto dünyasındaysa kripto dünyası merkeziyetsiz bir dünya olduğu için böyle bir merkezi tutan herhangi bir yer yok. Ne var derseniz blok zincir var. Yani Bitcoin dediğiniz Bitcoin örneğinden gidelim. Bitcoin alım satımında bunun yazıldığı yer Bitcoin blok zinciri. Nerede tutuluyor derseniz dünyanın her tarafındaki on binlerce makinede aynı anda tutuluyor. Ve aynı anda hep birlikte mutabakat sağlanarak bir arada görünüyor. Şimdi sizin sorunuza gelirsek eğer ben bir müşteri olarak Paribu'da üzerinden veya bir kripto para alım satım platformu üzerinden işlem yaptığımda aslında benim o aldığım kripto paranın sahibi bu alım satım platformu oluyor. O alım satım platformu benim adıma gidip borsada özür dilerim blok zincir üzerine kaydediyor. Ama kendi adına oluyor. Dijital kripto paralarda tam bir sahiplik istenmesi durumunda kullanıcının borsaya alım satım platformuna bunu kendi hesabına çekmeyi istemesi gerekiyor. İşte burada şöyle düşünebilirsiniz. Sanki sizin Merkezi Kayıt Kurumu'na ya da Takas Bank'a direkt hesabınız varmış, direkt ulaşabilir misiniz gibi benzer şekilde kişisel elektronik cüzdan yaratarak, bunu telefonunuzdan yaratabilirsiniz, bilgisayardan yaratabilirsiniz, blok zincire direkt bağlantı kurup orada kendinize bir hesap yaratabilirsiniz. Sonra alım satım platformuna sizin adınıza aldığı kripto parayı bunu benim hesabıma gönder diyebilirsiniz ve hesabınıza çekebilirsiniz. Hesabınıza çektiğiniz noktada o kripto paranın sahibi tamamen sizsiniz. Öbür türlü o para kripto para borsasında duruyor.
Ve kripto para borsasında durmasından ziyade ben her zaman yatırımcıların belli eğitimleri aldıktan, belli bir yetkinliğe kavuştuktan sonra kendilerine ait cüzdanlarda tutmasının en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum ve bunu salık veriyorum. Peki Turan Bey, son sorum da şu olacak. Son dönemlerdeki trend değişikliğinde işlem hacimleri de benzer şekilde o trende uyum mu sağladı? Yani kripto para piyasalarında bir miktar sert çöküşler gördük. Bu yaşanırken işlem hacimlerinde azaldığını görüyor muyuz? Nasıl görüyorsunuz orada genel olarak piyasayı? Yani belli etkileri oluyor ama o çok değişiyor ve genel olarak kripto para alım satım platformları bu tip oynamalarda, inişlerde de çıkışlarda da genelde benzer şekilde işlem hacimlerine ulaşıyorlar. Ama sağlıklı veri almak maalesef çok zor. Dışarıya verilen veriler ya da işte global olarak toplanan verilerde bile kripto para alım satım platformlarının belli manipülasyonlar veya belli bu işte tam bir standart olmamasından dolayı rakamlar arasında bir tutarlılık olduğunu söylemek çok zor. Dediğim gibi inerken de çıkarken de işlem hacimleri genelde yüksek oluyor. Hareket olduğu zaman daha fazla hacim oluyor diyeyim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve değerli görüşlerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Hüzem Hanım. Turan Sert'in görüşlerini aldık. Şimdi buradan Blockchain Türkiye Platformu Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek'e gideceğiz. Barış Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kırmayıp bağlandığınız için. Şimdi az önce Turan Sert'le konuşurken bu MASAK ve kripto paraları aslında izleyicilere de daha rahat ifade etmek adına dedik ki yani hep bir saklama kuruluşu var. İşte Takas Bank devreye giriyor, Londra Borsası devreye giriyor ya da başka exchange sistemler işte dövizde, tahvilde ya da hisse piyasalarında. Şimdi kripto parada ise böyle bir saklama kuruluşu yok. İşte burada da blockchain devreye giriyor dedik. Nasıl görüyorsunuz özellikle hem Türkiye'de hem de dünyada bu blockchain kripto paralar özelinde işlevini ne kadar yerine getirebiliyor ve bunun dışında da hangi sektörlerde, hangi alanlarda gerçekten blockchain teknolojilerinde farkındalık arttı? Ya benim gördüğüm şu, dünyada hem merkezi finans kuruluşları hem hükümetlerin koymuş olduğu bir takım aşırı kurallar, önlemler aslında blockchain ve blockchain ile birlikte oluşan kripto paralara olan ihtiyacı yükseltti. İşte ilk başlarında belli daha küçük bir topluluğun inancıyla değer vermesiyle başlayan Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto paralar şimdi dünyada birçok farklı alanda kullanılmaya başlandı. Gerçekten reel uygulama alanları buluyorlar ve ciddi ihtiyaç çözüyorlar. Ben bunun hızla da ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani bugün şöyle düşünün, işte Ukrayna'dan Türkiye'ye soya fasulyesi, işte buğday getirmek isteseniz 1,5 günde gemiyle geliyor ama bir bankadan Swift transferi 1,5 günde Amerika'dan geçip size ulaşmayabiliyor. Ama herhangi bir kripto parayla bunu bu ödemeyi yapmak isteseniz saniyeler içerisinde ödeme gerçekleşiyor. Yani aslında hep teknolojik bütün gelişmeler hep bir ihtiyaçtan veya ihtiyaçlardan çıktı. Bu da bunun sonucu diye düşünüyorum. Son dönemde de daha hızla yükselen işte piyasada yaygın adıyla DeFi yani merkezi olmayan finans ürünlerine ilgi ciddi anlamda büyüyor. Yani biz hep kripto paraları işte değerleri arttı, düştü gibi konuşuyoruz medyada ve takip ediyoruz ama işin bir de gelişen DeFi tarafı var. DeFi aslında merkeziyetsiz bir finans, bankacılık, sigortacılık, içine finansla ilgili ne koyarsanız koyun şu an DeFi'de bu söz konusu. Milyarlarca dolarlık hacim dönüyor. Sadece bir kripto paranın değeri arttı mı, azaldı mı sohbetinin çok ötesine geçilmiş vaziyette. Pasif gelir üretebiliyorsunuz, borç alabiliyorsunuz, sigortalar bile yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu piyasa hızla gelişiyor. Geleneksel finans sektörlerinde görmüş olduğumuz farklı yatırım araçlarının ya da farklı çözümlerin şu an birçoğunu kripto para ile ilgili piyasalarda bulabiliyorsunuz. Bence önümüzdeki günlerde demeyeyim ama önümüzdeki yıllarda çok daha da büyük çeşitliliğe ulaşacak. Çok daha özgür, çok daha demokratize bir ortam söz konusu.
Peki hep karıştırılan kavramlar dijital para. Kripto para bir dijital para mıdır? Dijital paraları kim kullanır? Kripto paraları kim kullanır? Rica etsem biraz bu tarafı da aktaralım mı? Çünkü şirketlerin de kendine ait dijital currency'leri olabilir. Ama bu illa kripto para olacak diye bir kaide de yok. O yüzden o taraftaki detaylara farkı sorayım size Barış Bey. Çok güzel söylediniz. Yani terminoloji olarak evet, kripto para bir dijital para. Ama neden terminoloji olarak diyorum? Çünkü hani evet, dijital bir para mı? Evet. Ama bizim yasal anlamda ya da işte finans dünyasının ya da toplumun baktığı anlamında kripto para bir dijital para değildir. Neden? Çünkü biz dijital parayı farklı tanımlıyoruz. Dijital para bir ödeme aracı olarak, sadece bir ödeme aracı olarak kullanılan, sizin paranız karşılık olarak tutuldu. O karşılık olarak tutulan para neticesinde sizin hesabınızda dijital olarak gösterilen paraya dijital para diyoruz. Yani dijital para da e-para ve bir diğer deyimiyle paranın sahibi siz değilsiniz. Sizin sadece bir hesabınız var. Ben işte Barış Özistek diye bir kullanıcı adı oluşturdum. Diyelim ki içine de 1000 lira yükledim. Bana gösteriyor. 1000 dijital param var diyor. Ama paranın sahibi ben değilim dijital parada. Paranın tutulduğu bir yer var. Tutulan para karşılığında benim hesabıma, database'de yani veri tabanında yazılan bir rakam var. Dijital para bu. Ama kripto paraya geldiğiniz zaman paranın sahibi benim. Yani dijital varlık bu aslında. Dijital varlığın sahibi benim. Benim 100 birim dijital param varsa, bu eğer kripto paraysa yani dijital varlık, o zaman ben kendi cüzdanımda tutuyorum. Kimse benim adıma bunu başka bir yerde, bir veri tabanında saklamıyor. Bir veri tabanında sakladığınız zaman bu banka içinde geçerli, işte e-para içinde geçerli. Siz ad soyad yanında ne kadar parası olduğunu yazıyorsunuz veri tabanına ve onu da kullanıcıya gösteriyorsunuz. Ama kripto parada siz kendi cebinizde. Bu telefonunuzdaki bir cüzdanda olabilir, soğuk cüzdan, ledger dediğimiz bir yapıda olabilir ya da bir başka ortamda da siz bunu tutuyor olursunuz. Ama en günün sonunda baktığında kripto parayı siz kendiniz tutabiliyorsunuz, kendiniz sahip olabiliyorsunuz. Şifreleri size ait, kimse sizin adınıza tutmuyor. Tabii ki siz eğer bu kripto paranız bir kripto para borsasına gönderiyorsanız borsa sizin adınıza tutuyor oluyor ama hala sizin tercihinizde. Siz yarın kripto para borsasından bunu geri çekebilirsiniz. Tekrar cüzdanınıza alabilirsiniz. Kendi cüzdanınızda dijital paranıza dünyanın istediğiniz yerine gidebilirsiniz. Kişiler aralarında dijital paralarında kimsenin onayına tabi olmaksızın, kimsenin database'inden geçmeden değiş tokuş yapabilir. Ama e-parada, dijital paradaysa böyle bir şey söz konusu değil. Merkezi bir kurum, merkezi bir otoritenin serverlarında, database'indesiniz ve merkezi otoritenin onayı olmadan sizin herhangi bir transaction yapmanız, herhangi bir işlem yapmanız söz konusu olmuyor. En temel fark kripto parayla e-para arasında bu. Ama üste bakarsanız ikisi de dijital bir para ama evet, ikisi de dijital bir para ama 180 derece ayrı yöndeler. Peki burada hem Türkiye hem de dünyadaki trendleri merak ediyorum. Özellikle blockchain teknolojisini kullanan şirketlerin sayısı sizce giderek artıyor mu? Ve tabii sektörler neler? Giderek artıyor. Tabii ki öncelikle hani finans alanında kullanılıyor. Uluslararası ticarette çok fazla kullanılmaya başlandığını görüyorum. Onun dışında gerçekten bu teknolojiye ihtiyaç duyan, bunun problem çözdüğü alanlarda kullanım artıyor. İşin bir de biraz daha böyle hani popüler tarafı var. Bazı şirketler hani bu sonuçta hype bir konu, ilgi çeken bir konu. Teknolojide de önde olmak isteyen bazı şirketler farklı farklı ortamlarda çeşitli denemeler yapıyorlar, kullanmaya çalışıyorlar, implement etmeye çalışıyorlar ki bence çok başarılı. Çünkü bu bir araştırma geliştirme, bu araştırma geliştirme oldukça ilerleme sağlanacak. Ama şu an benim gördüğüm finans alanında, yatırım alanında ve özellikle uluslararası ticaret gibi ödemelerde problem olan yerlerde kripto paraların kullanımı daha çok artıyor. Blockchain'in kullanımı daha çok artıyor. Yani burada temelde şunu bakmak lazım. Gerçekten bir çözüm üretiyor mu? Sizin bir veri tabanıyla
çözemediğiniz bir konuyu blockchain çözüyorsa orada bir kullanım alanı var. Şu an sigortacılık sektöründe işte mikrofinansmanda, borç verme tarafında, pasif gelir üretme anlamında ciddi anlamda bir artış tüm dünyada gözlemliyoruz. Kısacası finans ve sigortacılık sektörü ağırlıklı blockchain'i kullandı. Bu arada sadece hani yeni kripto para şirketleri gibi düşünmeyelim. Şu an dünyada gördüğümüz en çok finans sektörü aslında blockchain'i kendi uygulamaları içerisine implemente ediyor. Yeni ürünler çıkarıyor. Aslında yine finans sektörü, yani geleneksel finans sektörü de blockchain'in uygulayıcısı anlamında önde koşuyor diyebilirim. Peki ben Boğaziçi Ventures şapkanıza sormak istiyorum. VC'lerin özellikle sermaye koyma konusundaki hevesleri ne blockchain teknolojisini kullanan şirketlere? Şöyle, Boğaziçi Ventures olarak biz bu işi tamamen iki ayrı yapıda yönetiyoruz. Yani bizim teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlarımız blockchain teknolojisi üreten şirketlere hedef alanlarımızdan bir tanesi. Yani en son, en yeni fonumuz bizim 4 stratejik dikeyde yatırım yapıyor. Oyun, finans teknolojileri, perakende teknolojileri ve dijital sağlık. Finans teknolojilerinin altında da blockchain teknolojisi bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Ama burada hani dijital yani kripto paralara yatırım yapıyor mu bu fon derseniz hayır. Sadece teknoloji üreten şirketlere biz yatırım yapıyoruz. Ama bir diğer taraftan bir başka şirketimiz, başka markamız aracılığıyla dijital varlıklara da yatırımlar yapıyoruz. Dolayısıyla iki ayrı dikeyde yönetiyoruz. Hatta kurumsal anlamda yani Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından biriyiz dijital varlıklara yatırım anlamında. Barış Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için ve katıldığınız için. Çok sağ olun, çok teşekkürler, iyi yayınlar. Blockchain Türkiye Platformu Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistey'i de ağırladık. Kripto para programını bu hafta burada kapatıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından piyasa attığı ile yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.